Merhabalar, nasılsınız? Teşekkür ederim, siz nasılsınız? Sağ olun, güzel deyiz. Nasıl gidiyor? Vallahi nasıl gitsin, özledik işimizi. İşimizin ilk gün toplantısı. Evet, sezonun ilk toplantısı. Hem toplanacağız, hem genel bir değerlendirme yapacağız, hem de nasıl bir yol izleyeceğimizi öğreneceğiz bu sene. Bakalım, her şey hayırlısı. Süreç nasıl geçti sizin için, pandemi? Çok zordu tabii, önce hepimiz korktuk, ben de çok korktum. Ama korkunun ecele faydası yok. Hayata yeniden uyum sağlayıp yaşama sevincimizi korumak zorundayız ki işimizi yapabilelim ve zaten böyle eve kapanıp devam eden süreç hayat olmuyor. Hayata dönüşmesi için hepimizin medeniyetimizi koruması gerekiyor. Bizim de yaşama sevincimizi korumamız gerekiyor. Onu yaptık. Yeniden donandık, yeni şeyleri öğrendik. Ve oradan yeni bir biçim çıkacak. Bakalım neler göreceğiz hep birlikte. Yeni şeyler öğrendik derken süreçte mesela keşfettiğiniz bir özelliğiniz oldu mu? Ailemi çok özlediğimi fark ettim. Hepimiz çok özleyeceğiz bence bu Covid sürecinden sonra. Bu süreci özleyeceğiz diye çok korkuyorum. Çünkü hayatın bu hayhuyu içerisinde sevdiklerimize değer vermemiz gereken insanlara yeterince özen göstermiyoruz. Ben bu süreçte onu özledim. Artık çocuklarımla, eşimle, kedimle, köpeğimle daha güzel ve daha kaliteli zamanlar geçireceğim. Çok teşekkür ediyorum. Peki, sağ olun. Peki kısa bir şey soracağım. Bir sorum da olacak. Gündemde kadına şiddet olayları devam ederken süreçte ekranındaki arkadaşlarımızın, sanatçıların uyguladığı şiddet, Murat Onun, Ozan Güven'in bu konu hakkında ne söylemek istersiniz? Kişiler üzerinden konuşmayalım. Bu ülkede şiddet diye bir olgu var. Bu kadına, erkeğin erkeğe, polisin vatandaşına, vatandaşın vatandaşına uyguladığı şiddet olarak bakmamız gerekiyor. Kadına, yani bir oyuncunun kas ve duygu kontrolü içinde yapmış olduğu bir iştir oyunculuk. Eğer bunu geçiyorsa oyuncu değildir. Meşhur olabilirler, oyuncu değildir. Zaten benim için kadına şiddet uygulayan adam, adam değildir. Görüşürüz. Teşekkür ederiz.